İyi akşamlar. Türkiye'nin en çok izlenen transfer programına, transfer raporuna hoş geldiniz. İki kıymetli konuğumuz Mahmut Alparslan Ergin Arslan bizimle. Mahmut abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ben de hoş geldin Ergin. Merhaba hoş bulduk. İlk saat dilimimiz, ikinci saat dilimimiz bu akşam çok kıymetli sevgili seyirciler. Elbette transfer haberlerimiz de olacaktır. Ama Galatasaray Hollanda'da Avrupa sahnesine çıktı. Rakip PSV Eindhoven elbette e, Mahmut abiyle ve sevgili Ergin'le, Ergin, Ergin Aslanla e, öncelikle hocanın 11'ini bir tartışalım. Şimdi rica edeyim Bora Füsunoğlu'ndan, arkadaşımızdan, yönetmenimizden bir Galatasaray'ın 11'ini ekrana alalım. Arkasından Mahmut abi e, elbette teknik analiz yapacaktır ve bu tarafta da e, Ergin'le de konuşacağız. Yani beklenen 11 mi diye hemen ilk topu Mahmut abiye atayım. E, Mahmut abi bize şimdi Mustere Alpaslan. Luyendama Markao. Hani üçlü diyelim biz hocam. Buna Aytaç, Emre, Arda, Sekidika, Ömer, Kerem, Babel. Bu nasıl bir 11 hocam? <laughs> Elindeki 11 bu e Santrofor'a bakarsan tabii daha farklı bir gözüküyor. Üçlü ben şahsen yani beklemiyordum. Çünkü Galatasaray ne zaman üçlü oynadıysa hep hizmet oldu. Yani üçlülerde son dönemlerde hiç üçlü oynamasını bilmeyen bir ta yani o takım daha iyi bir kadroydu ama gene de farklı mağlubiyetler oldu. Bu Üç takım mi? yani bakıyorsun şimdi Emre Kılınç, Aytaç, Arda, Ömer. E tamam 8 Dikkayı sağ tarafta kullanacaksın çabukluğundan mamuklundan ama e ne kadar bunu siz oynadınız? Bu, bunların hepsi ne kadar bu üçlü oynadılar. Zaten Türkiye'ye gene tekrardan üçlü bir model gelmeye başlayacak. Neden? Avrupa şampiyonusunu gördüler. Bundan evvel üçlü dediğiniz zaman Tuğka denirdi ama e, şimdi ama o üçlü o üçlü mü o dönemin üçlüsü değil ama değil tabii. ama bak ben de sana ne diyorum şimdi tekrardan bu sezon çok takımlarda biz üçlüyü göreceğiz üçlü oynamaya çalışacaklar ama Galatasaray'da burada şimdi şu andaki çıktığınız kadro karşınızdaki rakipten yola çıkarsak çok dinamik çok çabuk ve çabuk oynayan bir rakiple oynayacaksınız yani inşallah tabii biz hep inşallahlarla maşallahlarla gidiyoruz ama bu iş artık inşallah maşallah dedi sizi içinden geçerler yani ne kadar bir de artı iki tane en önemli elemanlar oynamıyor. İzinliler. Malınla Dumfires. Dumfires abi felaket bir işi. Zaten iyi ki yok. Yani bir de sen o oynarsa bu kadro da sizi yani nasıl kovalayacağınızı bilemezsiniz. Yok Daha. mu umudun hocam? Şimdi ben üçlü bu kadro kaç kere üçlü oynadı? Siz şimdi bunu oynamak için elinizdeki kadronun devamlı bunların praksis yapmanız lazım. devamlı pratik bir maçlarınızı oynamanız lazım. Antrenmanlarla falan gidecek iş değil bu. Yani kolay iş değil bu üçlü oynama. Bir de elinizdeki kadrodan yola çıkıyoruz. Yani Alpastan kaç kere Luyendama marka oynadı? Luyendama marka kaç kere üçlü oynadı? Geldiklerinden beri. E oynadıkları maçlarda da gördük neler olduklarını. Kimi tutacaklarını şaşırdılar yani. Ki orada bir de beşli, yedili, sekizli oldu gene olmadı. Yani çok zor bir şey. Yani biraz Ergin, çekin, çekinmiş demeyelim de bir garanti yapmış hoca sanki orta sahayı kalabalık ya, tutarak. Zaman ben bunu bunu garanti olarak da görmüyorum. Pardon. Erginç. Ben bunu garanti olarak da görüyorum. Elindekinin en iyisini çıkmaya çalışıyor ama şimdi siz bakıyorsunuz Arda'dan o gitgelleri ne kadar oynayacak. Aytaç daha hemen hemen yeni bu tarzdaki bir e, oyuna çıkıyor. Burada siz bu gitgelleri ne kadar oynayacaksınız? Çünkü tekrar söylüyorum çok dinamik, çok hızlı bir kadro takıma karşı oynayacağız temennilerimiz hep biz ama artık temenniler bitti. Son dönemlerde dönemler, son dönemlerde takımlarımız Avrupa'da yok. En son şeyde bıraktık Beşiktaş'ın. Ne çıktı. Daha hala onunla övünüyorlar. Ondan sonra yok. Yani Şampiyonlar Ligi'ne de gittiniz yok. Hep hizmetler, hizmetler yokuz yani. Onun için bu kadro ya, tamam elindeki kadroya çıkacaksınız ama e, yani bilmiyorum üçlü ideal midir burada daha farklı mıdır? Göreceğiz bakalım. İnşallah başarılı olurlar. Örgen. Hoca buna ne zaman karar verdi? Yani e, uzun süredir bu kadro üzerine çalıştığını ben düşünmüyorum. Yani bir hafta önce PSV maçına dair acaba kafasında bu mu vardı hmm. emin değilim. Bu çok üçlü gibi görünüyor ama ben üçlü oynayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Çünkü e, ya Sekidika'yı ya Alpaslan'ı sağ çizgi bek sağ bek göreceğiz biz bugün. Ömer'i de sol olarak düşünüyoruz, sol bek olarak düşünüyoruz. E zaten öyle. Tabii üçlü tandem oynayacaksınız zaten ikisiyle beraber Bak şimdi, defans ocağın beşliğe dönüyorsunuz. Çok kısa da... E, onlar zaten o şekilde görüyorlar. Neyidir? Üçlünün özelliği nedir? Senin stoperlerin açıklar gidecek. Yani bekler gidecek. Sen oraları kapatacaksın. İşte evet. Orada arıza yani nasıl olur? Beşli gibi de olabilir ama Sekidika'nın o kademe ve savunma dediğin şey çok üzerine oturan bir şey değil. Hoca şunu düşünmüş. PSV Eintown çok hızlı oynayan, çok seri olarak rakip kaleye inen ve rakip yarı alanda oynamayı seven bir takım. Hoca şunu düşündü herhalde. Ben oyun olarak kafa kafaya çok karşılık vermeyeyim. Dur, vur taktiği e, güdüğüm demiş. Kerem ve Babel tercihleri de e, biraz bununla ilgili ama Babel çok seri bir adam değil. Yani Kerem özellikle merkez yerine bence kanat açıklarında kullanılırsa, PSV evet çok iyi hücum yapıyor ama geri dönüşlerinde ciddi sıkıntılar gördüm ben. Baktım böyle maçlarına. E, o özellikle kanat beklerin arkasına atılan toplarda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden Kerem için bir fırsat maçı olabilir bu. Hoca herhalde bu planla çıktı ama bu çok kolay değil. Bir kere panik havasından sıyrılıp ayakların yere sağlam basması lazım. Top sizdeyken topu aldığı an Galatasaray'ın e, çok fazla alamayabilirsiniz. Çok iyi değerlendirmesi lazım. Eğer uzun çıkacaksanız bu isabeti yüksek tutmanız lazım. Ya da çok boğucu bir presle başlayacak PSV bakın göreceğiz maçta. Orada pas isabetini kısa pasla çıkma isabetini çok doğru yapıyor olmanız lazım. Bir risk oyunu bu aynı zamanda. Ee, bakalım görelim. Ama senin söylediğin şey açarken programı çok kıymetli bir akşam dedin. Doğru çok kıymetli bir akşam. İşin bu maçtan bağımsız geniş makro bir yanı da bizim Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde gruplarında 2-3-4-5 takımla katiyen yer almamız lazım. Bir o de akşamdan şeyde, deplasman golü avantajı da yok mesela. O kalktı. kalktı. Onu kaldırdılar onu. Tabii kalktı. Yani onu da altında çizelim. Yani Mahmut abi Galatasaray taraftarı. Fatih Terim'e bir kere sonuna kadar güveniyor. Hepimiz güveniyoruz. Yani uluslararası tecrübesi var. İşte İtalya'da çalıştı. Yani bu işin en alt kademesinden geldi. Çok başarı gördü, üzüldü, ağladı, mutlu oldu. Neticede yeni bir yönetim. Transferde çok temkinli davranan bir yönetim. Acele etmeyen bir yönetim. Hoca da zaten basın toplantılarında bunu sık sık vurguluyor yani böyle aceleye getirmek istemiyor. Sindire sindire yavaş yavaş yani bu maç için kadro kurmuyoruz diyor Fatih Hoca. Biz tek maç düşünmüyoruz. Geleceğin temellerini atıyoruz diyor. Hocanın ifadesi. şimdi madem en sondan yola çıkın geleceğin temellerini atacaksan 29 yaşındaki cezalı o parayı vermeyeceksin. Örnek. Oradan yola çıkın. Temeller bu şekilde atılmıyor. Bunu hoca da biliyor. Şu andaki ekonomik sıkıntıyı hoca da çok iyi biliyor. Onun için biraz ortamı e, yumuşatmaya çalışıyorlar. Fatih Hoca'nın tecrübesi, mezunası kimse de bir şey yok. Artık oyun çok değişti. Oyunlar çok değişti. Hoca da bu değişkenliğe ne kadar ayak uyduracak bu sezon daha iyi göreceğiz. Çünkü çok üst seviyedeki oyuncularla oynadı. En son işte oynadığı Eboyların, boyların kadroları yani minimumu minimumu 6-7 sene Premier Lig'de oynamış oyuncular geldi o dönemler. Aldılar, uçurdular, götürdüler. Her türlü götürüyorsun. Çok iyi bir kadrolar. Sonradan ne oldu? Yapılanma yavaş yavaş geri gitmeye başladı en son e, şeyler e, komislerin o kadrosu hmm. o da gittikten sonra şimdi artık şeylere başladı. E, son diyelim e, rotuşlara işte Türkiye'deki kim bitti mukavelesi onları almaya başladınız. Onlar sizi ne kadar götürürler? Çünkü geldiğiniz yer Galatasaray'a geliyorsun. Galatasaray dediğiniz zaman bunlar öbür takımlarımız için büyük takımlarımız için geçerli. Liginizde %95 hep önde oynayan bir takımdır. Formasını koyuyorsunuz oyuna. Buraya hangi oyuncu gelirse gel, sizi nereye taşıyacak? Tekrar söylüyorum. Şu andaki Galatasaray kadrosundan gidelim. Şu andaki Galatasaray kadrosu sizi Avrupa Ligi'nde Avrupa Liglerinde bir yere getirecek bir kadroda değil. Bunu hoca da çok iyi biliyor. Onun için de söylemleri o. Hocanın. Yani e, ne tarafta kulübü taraftarının önüne atıyor hiçbir şey yani. Veyahut da kamuoyuna diyor ki biz sindire sindire gidiyoruz. Ama bizim bildiğimiz Galatasaray Avrupa Şampiyonları'na, Avrupa Kupaları'na her zaman iki tane, üç tane transferle giderdi. Yabancı transferle. E yapamadınız. Ekonomik sıkıntılar ya var. Sıkıntılar var değil. hocam. Şimdi kolay değil bunlar yapmak. Kolay yapman. değil hocam. Bunları gerçekleri saklamayacaksınız taraftardan veyahut da kamuoyunda. O oh, söyledi başkan. Ya şimdi te söylüyor, tekrardan söylüyorum. Üzerine vururlar. Siz başkan, başkanlık için farklı bir şeyler dediniz. Ben geleceğim şunları getir. Olmayabilir. Hayal satmadı hocam. Bak ben de diyorum ki olmayabilir. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Siz sponsorlarla anlaşmalarınızı yapmışsınızdır ama istediğiniz zaman olmayabilir. Çok geç sürebilir. Onun için <laughs> en başta size bonservisi elinde olanlar çok fazla maliyeti yüklü olmayacak oyuncuları seçmeniz lazım. Hocanın da vardır o olayları. Önünde gördüğü oyuncuları almak ister. Burasını biliyor ben bunu alayım bunlarla yola çıkayım diye ama işte her taraf farklı bütün oyuncular farklı. Şimdi Alparslan'ı biliyorsunuz.